Arkadaşlar, Tarık abi bana yazmıştı. Kendisi İngiltere'de, Londra'da yaşayan bir gurbetçi. Kendisini Çorlu'dan aldım. Şimdi havalimanına götüreceğim. Kendisiyle de her zaman gurbetçi serisinde yapmış olduğum gibi kendisine soracağım özel sorular var. Kıyas yapacağız. Ama biraz onun hikayesini de bilmek istiyorum açıkçası. Çünkü tam konuşamadık daha önceden. Biraz böyle çetrefilli bir hayatın olmuş Tarık abi. Evet. Hayat bize 2 yaşındayken başladı Ali abi. Hayat darbesini 2 yaşındayken vurmaya başladı. O günden bugüne Allah'ımıza şükürler olsun hayattayız. Ama çok zor günler yaşadık. Çocukluğumuz zor geçti. Anlatınca zaten millet duyacak ne olduğunu. Kaç yaşındasın şu an abi? Şu anda 33 abi. Londra'da ne yapıyorsun? Londra'da bir tane markette menajerlik yapıyorum. Elimin altında 13 kişi çalışıyor. Onların yönetimiyle uğraşıyorum. 2 yaşında bir büyük bir kaza geçirmişsin evet, yani. Çok bu kaza kaçıncı kattı? Üçüncü kat. Yüksekliği tahmini ne kadardı? Tahmini sana şöyle söyleyeyim abi. 6 katlı bir bina düşün. Binanın altında dükkan düşün. Dükkanın altında bodrum katına düşün. Yani sana nasıl yapayım? Şu tırı düşün abi şu anda. Tırın üstüne 5 tane daha at. Öyle bir şeyden yere çakıldığını düşün. Ama Allah korumuş ki şu kolumun üstüne düşmüşüm yani. Bu kolum başımın altına gelmiş. Yani zaten olay olduğunda annem hani gelmiş nasıl ki tuttuğu gibi anne kolum demişim hemen. Aa, tabii. Şey, konuşabilmişsin ya. Evet konuşmuşum. Yani zaten Vay be. bir komşumuz var anlatılanlara göre ailemin anlattığı şeye göre anlatıyorum. Oh. O zamanı hatırlamıyorum çünkü geçmişteki zamanı hatırlayamaz hiçbir şekilde. Bizim bir komşu hani kapısının önünde oturuyormuş. Adam benim düştüğümü görmüş. Adam resmen bu şekilde hani kollarını açmış ama hiç kıpırdayamamış. Yani yerinden kalkamamış. Ama her kimse şu anda bu ailemden de söylüyorum hani abimin sayfasından da kendisine duyurayım. Allah senden bir kat razı olsun. Hastaneye götürmüşsün, her şeyle uğraşmışsın, şey olmuşsun. Artık bir yardımcı olarak mı geldin, bir şey olarak mı geldin bilmiyoruz ama yani hastaneden sonra ailem hiçbir şekilde sana ulaşamamış. Bir dakika, birisi var yani. Birisi var. Ulaşamadınız, bilmiyorsunuz kim Evet. olduğunu. Yani adam anneme söylüyor, abla diyor ben gördüm diyor, çocuğun aşağı düştüğü elimi kaldırdım diyor, tutamadım diyor. Taksi arabasına bindiriyor, kendi şahsi arabasına hastaneye götürüyorlar. Ondan sonra oraya koşturuyor, buraya koşturuyor, hastaneden öbür hastaneye gidelim şu bu derken adam birdenbire kayboluyor. Hani yani bizimkiler teşekkür etmek, iyi maçlı şey yapmak istediler kendisine. Hani mahalleyi alt üst etmişler o zaman, sormuşlar, soruşturmuşlar ama yok. Bir dakika, bu olay peki hangi ülkede oldu? İstanbul'da oldu. İstanbul'da oldu abi. İstanbul Ümraniye. Sen sonradan gittin Londra'ya. Ben 2005 yılında gittim İngiltere'ye abi. 92'de oldu mu sana? 91. 91. Bu olay da 93 yılında herhalde oldu. 93 yılında evet abi. Sonra kaç yılında gittiniz? 95'te gittiniz. 2005'te ha, gittim. 2005'te evet gittiniz. abi. Yani bu abiyi şimdi bulsan ne yaparsın peki? Ne yapmam ki abi? Vallahi mi? Vallahi ne yapmam ki? Yeter ki çıksın karşıma desin ki sen de burada oldu. Şu sokağı söylesin bana yeter. Başka hiçbir şey söylemem abi. Hayatını yaşatırım ona. O beni hayata tutturdu. Ben de kendisine hayatta tuttururum. Zor durumdaysa da zor durumdan kurtarırım kendisini her türlü yani. Hiç Ama sıkıntı yok. şimdi bunu gören 50 kişi der ki işte o bendim, o bendim, o bendim de. O bendim, o bendim diyecek de ama bana sokağı söyleyecek. Neyi söyleyecek? Ha, sokağı. Tabii. Ha, ya Yok olayın öyle. nerede olduğunu Tabii falan. ben sokağımı biliyorum, binamı biliyorum. Ben İstanbul'a Ha. gittiğim zaman hep o sokağa gidiyorum. Dolaşıyorum sağa sola, şey yapıyorum yani. Sen şimdi üçüncü kattan aşağı düştün ama alt kat aşağıda bir tane dükkan Dükkan vardı var, herhalde. dükkan altında da bodrum kat var abi. Ha, o zaman beşinci kat oluyor abi. Öyle düşün. Yani binanın üçüncü katı Şey, bodrum kat bodrum var. dediğin ama zeminin altında da o Zeminin zaman. altında evet. O zaman 4 kat olur. Evet. 4 kat olur o zaman. Aynen. Şey peki yani hastaneye gittikten sonra ne kadar süre sonra Abi ben taburcu oldun? 6 ay kalmıştım hastanede. O 6 ay kaldığım süre içinde 3 kere ameliyat almışlar beni. Ne ameliyatı? Kafatası mı yoksa ameliyat? İşte bu şu sol tarafındaki şu bölge yani kemik parçalandığı için kemiği almışlar. Sonra neden hani su gelmiş kafamdan, beynimden mi artık kafadan bu su gelmiş. Ondan sonra tekrar ameliyat almışlar. Hortum takmışlar. Hortumu belime vermişler. Ondan sonra tekrardan olmamış belimden. Ondan sonra hortum almışlar. Midemi delmişler. Mideme vermişler. Üstüne Ama ameliyat olay geçirmiş. kafa kemikle alakalı. Evet. Beyin değil, Evet. beyinde hasar almış Yok mı hiç? beyinde bir şey yok abi Allah'a şükür. Başka bir yerinde kırık vesaire var mı? Hiçbir sıkıntı yok abi Allah'a şükür. Bir tek o. Bir de kolum kırılmış. O da zaten alçı alınmıştı. Bir şey yok şu anda kolum. Şimdi bu durumdan dolayı peki sorumlu olan bir aile bireyi oldu mu? Yok. Yani devlet dedi mi işte bu çocuk nasıl düşer aşağı Yok. falan diye. Yok. Nasıl düşmüşsün peki? İşte anlık bir şey. Annem anlatılmasına göre markete çıkmış. Allah rahmet eylesin. Babaannemin yanında kalmışım. Anlık bir şey. O saniyede hemen gözle kaybolmuşum. Balkona çıkmışım bir şey yaparak. Ondan sonra düşmüşüm. Babaanne rahmetli oldu herhalde. Allah rahmet Allah eylesin. rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun tüm ölmüşlerimizin. Anne yaşıyor. Yaşıyor. Annem de babam da sağ. İngiltere'de mi? Bunlar Londra'dalar. He? Anne peki ne yapıyor abi? Yani bu durumdan Abi dolayı anne sana şunu söyleyeyim. Anne vicdan falan yapıyor mu? vicdan yapıyor değil. Anne şu anda ben 33 yaşındayım ama benim annem
beni hala o 2 yaşındaki çocuk gibi görüyor gözünde. Hala o şey, hala o psikolojide yani. Yok şeyi merak ediyorum. Atabilmiş değil o psikolojiyi daha önce. İşte onu merak ediyorum. Hala korkusu var. Ha. Mesela çıkıp geliyorum, bir yere gidiyorum. Mesela orada işe çıkıp işe gidiyorum. İşe gittin mi? İyi misin? Günde 50 tane mesaj atar, 50 kere arar hani. İyi misin? Bir sıkıntın var mı? Başın ağrıyor mu? Şu mu? Misali. Öyle bir anneye sahip olduğum için de çok şanslıyım. Annem de babam da ikisinin de hakkı ödenmez. Hiçbir annenin babanın hakkı ödenmez. Hani aynen. Ben 33 yaşında bir genç olarak söylüyorum. Asla ama asla hiçbir şey için ne annenizi ne de babanızı kırın. Başka bir şey değil. Bu olaydan sonra eğitim hayatın nasıl başladı? Ne bileyim. Hatırlamıyorum. Yani ne zaman? Okula yazılıyordum, gidiyordum. Okula gidiyordum, geliyordum. Normal zamanda başladın mı yani sen? Tabii. Hiç normal arkadaşlarından geri kalır bir tarafın yoktu yok, o zaman. Yok abi. Ama hani dalga geçiyorlardı. Çünkü bu başım hani Londra'da ameliyat oldum ve burada mesela kemik yoktu. Burası böyle içine doğru gidiyordu, böyle atıyordu. Hani kalp nasıl atar resmen o şekilde atıyordu. Aa. Tabii. Hani okul arkadaşlarım dalga geçiyordu. Ben üzülüyordum, eve geliyordum. Kendime stres yapıyordum, sıkıntı yapıyordum. Hani o da zamanki doktor işte. O zamanki doktor. Hani ailem söylemiş hani doktor bey bu kemik alındı. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım yani yapılsın. Doktor o zamanki doktor demiş ki yani şu anda çocuk olduğu için kafatası geliştikçe o yara kapanır demiş ama hiçbir şekilde bir şey olmadı. Buradaki kemiği aldılar. Evet. Orası açık kaldı. Tabii. Boştu burası abi. Kemik yoktu. Yok. Bıngıldak gibi. Evet. Bıngıldağı biliyor musun? Bebeklerde doğunca kemiğin şurası boş olur mesela. Benim aynen öyle abi. Kızın hala boş yani. Resmen böyle atardı benim. Buram dersin ki hani kalbimi buradan çıkarmışlar. Burama koymuşlar. Kalbim burada atıyor gibi aynen. Düşün. Böyle atıyordu. Çocuklar çok fazla acımasız olur. Aslında bilmeden yaparlar bunu. Sana da haliyle bu çocukların acımasız tarafları sen o döneme de, yani yaşamışsın yani. Yaşadım abi yaşadım. Okulda, ilkokulda işte ne bileyim sokak hayatında falan. Ne diyorlardı çocuklar? Lakap falan takmıyor mu? Yok. Bunun kafasına bakıyorlardı. Kafası şöyledir, kafası böyledir. Farkındaysan bir gözüm yukarıda bir gözüm aşağıdadır benim evet. Abi. Onunla dalga geçiyorlardı. İşte gözleri aynı hizada değil. Söylediler de hani ne oldu? Bir şey oldu mu? Ellerine bir şey geçti mi? Geçmedi. Kendileri utansın bir şey demem. Bu durum peki sende travma yaşattın mı? Kaldın travma sen? Ya travma yaşatmadı. Ailem dışarıya çıkmama, top oynamama, onun bunu yapmama izin vermiyordu. Başımdan dolayı çünkü ameliyatsız olduğum için. Ha şimdi ne olursa olsun gözümü kapatıyorum. Allah ne verdiyse. Bir sıkıntı yok yani. Şimdi mesela bana okul hatıran arkadaşlarına bir şey anlat dedikleri zaman arkadaşlarımla anlatacak bir hikayem yok. Tek başıma takılırdım. Bir kıyıda köşede otururdum. Hani yeri gelir okulda oturduğum zaman ağlardım. Okuldan kaçardım. O şeye geliyordu mesela. Derslere girmiyordum. Vize aldık. İngilizce dersleri olduğu için hani. Vize alıyorduk. Hani bu kadar ki üstüme geldik dedim ama derslerden kaçıyordum. Hiçbir tane İngilizce derslerine girmiyordum mesela. İngilizce dersi genelde hep son derslere geliyordu. Vize aldık dedim. Neyse dedim. Birkaç tane dedim. İngilizce dersine gireyim dedim. Hani hiçbir bir iki kelime bir şey öğreniyordum. Sınıfa girdim. Oturdum. Öğretmen beni gördü. Merhaba dedim. Merhaba hocam dedim. Nasılsın dedim. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Adın ne dedi? Tarık dedim hocam. Yeni başladın herhalde dedim. Yok hocam dedim. 8 senedir dedim. Bu okuldayım dedim. Ha dedi. Dedim evet. Sizin derslerinizden kaçtığım için dedim. Ha. Yurt dışına çıkacağım dedim. 1-2 yerime geçin dedim. Yani 1-2 kelime öğret dedim hocam. Öyle gideyim dedim. Öyle bir kaçın sene? 8 sene. Hocam, 8 senenin 8. Kaçın sınıfta okuyan olmuştu bu? Son sınıf artık. 8. sınıf. İngilizce öğretmenim beni son şeyde tanıdı yani son düzlükte tanıdı. Babam yurt dışına çıktı 2003'te. Ne yapmaya gitti? Çalışmak için geldi. Nasıl gitti yani İngiltere'ye? Kaçak yollama geldi abi. Tır mı dersin, otobüs mü dersin öyle. Mesela çıktı 3 ay hiçbir şekilde kendisinden haber alamadık. Akşam ailece oturuyoruz evde. Evde misafir var şey var. Kapı çaldı. Ben gittim kapıyı açtım. Babam karşımda. Oğlum olmadı işte geri geldik. Yakalandı. Tırbistan'a Bulgaristan'a kadar gidiyorlar. Yakalanıyorlar. Geri gönderiyorlar. Allah Allah. Tabii ondan sonra yine geldi şey yaptı. Baktım almış bir tane paket lokum. Böyle paket yapmış. Anneme dedi, hanım dedi benim takım elbisemi hazırla dedi. Dedim hayırdır baba ne var ne nereye gideceğim? Dedi, oğlum dedi bu son yol dedi artık gittim dedim bir daha da çıkmayacağım dedi. Öyle gitti. Uçakla geldi ama o sefer. Üç adam olarak geldi. Uçağa binip bu şekilde geldi. Bir dakika bir daha ilk gittiğinde kaçak yakalandı geri geldi. Bir daha gitti kaçak. Yine yakalandı geldi. Yine yakalandı. Tabii. İkinci yakalandı. İkinci, üçüncüde gitti. Üçüncüye yine kaçak gitti. Adamlar lazım varmış be. İnatçıyız biz ailece öyleyiz abi. Dedi ki ben gidiyorum dedi. Gittim gitmedim bir daha da gitmem dedi. Gitti. Gitti. 1,5 sene sonra da biz gittik arkadaşlar. 1,5 sene sonra. İyi hızlı gelmiş gitmişsiniz. Ya işte o konuda çok şanslı. Kağıt gönderir bir yere. Biletin ki 6 ay sürer, 1 sene sürer. Benim babama 3 hafta içinde haber gelir. Bir evrak işi olur, bir şey olur. Çok çabuk halloluyor işleri. Çünkü hani sen dedin ya anneme hastayken ben çok baktım. Evet. Aynen o da hem annesine hem de babasına hastayken çok baktı. Anne duasını aldı anne, yani. Anne baba duasını aldığı için. Sonra siz gittiniz. Sonra biz gittik. Baba şimdi ne iş yapıyor orada? Babam orada restoranda şeflik yapıyor. Yani iş adamı olarak geldi diye ne yapıyordu? Hiçbir şey. Sadece öyle prosedür söylüyor. Ha prosedür gereği iş adamı oldu. Aynen. Ha.
Gitti, ondan sonra aynı işine devam etti. Şu an restoranda. Evet. Türk restoranında. Türk restoranında. Abi teşekkür ediyorum bana konuk olduğun için. Arkadaşlar siz de gurbetçiyseniz eğer aşağıda bir açıklama kısmına bir tane link bırakacağım. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Sizlerle de içerik üretmeyi keyifle isterim. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Aklınıza şu soru işareti kalmasın. Aa yok. Ararız, ulaşamayız, şu olur, bu olur, yok. Saniyesine cevap, saniyesine telefon açılıyor. Allah razı olsun. Hani seni tanıdığım için de gerçekten Ali abi çok mutluyum. Estağfurullah. Bu dakikadan sonra abi kardeş olduk, aile olduk. Allah razı olsun. Hani ne zaman bir şeye sıkışırsın, bir sıkıntın olur, bir şey Allah olur. Allah razı olsun. Kardeşin her zaman yanında, bir telefon açman yeterli. Bana abi sponsor olsan yeter. Elimizden gelen bir şey varsa seve seve abi, hiçbir sıkıntı yok. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten beni onur etti konuşman. Diyeceğim bir şey yoksa ben kapanış konuşmasını yapayım. Yap abicim, seni tanıdığın için çok mutluyum. Eyvallah vallahi. Ben de çok memnun oldum. Baş tacısın. Gerçekten tanıdığıma ben de memnun oldum. İyi ki de konuk oldun. Senin acı tecrübelerinle de biz biraz önce demlendik ama sonrasında yani bence şu an iyi bir hayatın var. Gibi geliyor bana inşallah. Yani senden iyi tecrübe almışlardır insanlar. Evet. Ben özellikle anne ve babalara şöyle bir ricada bulunacağım. Çocuklarınıza eğer ki psikolojik travma olacağını düşünmüyorsanız sadece çocukken benimle dalga geçiyorlardı kısmını izletebilirsiniz. Çünkü ne kadar yanlış bir davranış olduğunu belki anlayabilirler çocuklar. Benim farklı farklı başlatmış olduğum formatlarım var. Kendiniz o formatlara başvuru yapabilirsiniz. Benim videolarıma, benim kanalıma konuk olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın abi.